Afrin Kahramanları anlatıyor haber dizimizin ikinci bölümünde jandarma komando timlerinin Zeytin Dalı harekatında yaşadığı anları getireceğiz ekranlarınıza. İzmir, Bornova Jandarma 2. Tugay Komutanlığı'na bağlı personelin Zeytin Dalı harekatında yaşadıklarıyla başlıyoruz. Abi düğüne gidiyoruz. Çatışma aralıksız devam etti. Çatışma çok uzun ve yoğun sürdü. Daha sonra zaten Afrin düştü bir hafta sonra. Suriye topraklarında Afrin'e ilerleyiş farklı kollardan devam ediyordu. Raco Bülbül arasında kalan bölgede yoğun çatışmalar vardı. Birlikler özellikle Hakim Tepeleri teröristlerden temizlemek için yoğun mücadele veriyordu. Taciz ateşlerinde bulunuyorlardı. Biz de bunlara uçak savar silahı ve havan atışlarıyla karşılık veriyorduk. Ayrıca top atışlarıyla destek istiyorduk. Top atışları yapılıyordu. Gördünüz mü nasıl uçtu? Uçtu. Yerlerini tespit ettikten sonra işte ateş etmeye başladık. O şekilde başladı. Sis ve yağmurun etkisiyle görüş mesafesi zaman zaman 5-10 metreye kadar düştü. Daha sonra yoğun bir ateş üzerimize doğru gelmeye başladı. Çok hem keskin nişancı çok sayıda ateş geliyordu. Hem de normal bir ikisi. Çatışma saatler geçtikçe şiddetlendi. Mehmetçik sayıca kendisinden fazla olan teröristlerle amansız bir mücadeleye girdi. Bu anlarda yaralanan ve şehit olan askerlerimiz oldu. Saat 11'de 14 saatler arasında çatışma aralıksız devam etti. Zaten teröristler sızma girişiminde bulundu. Zaten sisten ve yağmurdan faydalanarak görüş mesafemiz düştüğünden dolayı ancak biz hiçbir tereddüt etmeden iman gücüyle karşılığını fazlasıyla veriyorduk yani. Sızma girişimi dahi oldu teröristler tarafından. El bombaları yakın artık üzerimize düşmeye başladı. Çatışma devam ediyor. Bu arada teslim muhabiresinde timimde görevli Rıdvan Çevik'in vurulduğunu duydum. Hemen zaten mevziler arası 10 metre olduğu için mevziye intikal ettim. O arada Rıdvan timde görevli arkadaşımıza, timde görevli sıhhiye personeli ilk müdahaleyi yapıyordu. O arada kardeşimiz düştüğü için Rıdvan'a seslendim. Rıdvan diye seslendim. Ancak Rıdvan o arada şehit olmuştu. Ancak çalışma devam ediyor, dik durmak zorundaydık. Arkadaşlarımıza mevzilere dağılmasını söyledik. Herkes mevziye dağıldı. Yine roket atar. Bix'i bomba atar silahlarıyla teröristlerin ateş ettiği bölgelere uygulama atışı yapıyorduk. İşte yaralandı, birinci yaralıyı taşıdık. İki derken işte arka arkaya şehitlerimiz oldu. İşte roket geldi üzerimize, işte şarapnel parçasıyla yaralanan arkadaşlarımız oldu. Çatışıyoruz, soluma bakıyorum. Bir anda düşmüş oluyor bir arkadaşım mesela. Ve eline bir şey gelmiyor. O anda yani ilk müdahale yapılacak durumdaysa yapıyorsun, yoksa hiçbir şey yokmuş gibi çatışmaya devam etmek zorunda kalıyorsun. Saatlerce süren çatışma hava taarruzu ve destek birliklerin gelmesiyle son buldu. 76 terörist etkisiz hale getirildi. O an çok farklı bir duyguydu çünkü birbirlerimizle artık el bombası o kadar fazla düşüyordu ki bir ara. Artık herkes birbiriyle bakışıyor. Hani el bombayı geri atma şansımız da olmuyor çünkü patlamak üzere artık. Yere yatıp bekliyoruz artık. Patlamasını bekliyoruz. Patlamayınca mesela bizim tecrübeli uzman çavuş arkadaşlar falan kafamıza falan vuruyordu. İşte hadi oğlum daha hani bir şey olmadı, patlamadı. Devam gibisinde bize moral motivasyon olarak da destek veriyor. Gerek komutanlarımız olsun, gerek bizden kıdemli uzman çavuş arkadaşlarımız olsun. 14-15 saat çatışma tabii ki biz de yaşamadık. Diğer arkadaşlarımız da böyle bir çatışma yaşamadı. Bu 1083 rakımlı şehitler ölmesi tepesi bu terör unsurlar için vazgeçilmez bir nokta. Afrin'in kilit kapısı olduğundan dolayı orayı bırakmak istemiyorlardı. Bir tane daha. Aferin. Kısa süreli bir çatışma değil yani. 5 dakikalık, 10 dakikalık bir çatışma değil. O bölgede bulunan herkes en az 10 kez ölümle burun buruna gelmiştir. Her mevziye roket geliyor, el bombası geliyor.
keskin nişancıları var. Tarih 1 Mart'ı gösteriyordu. Mehmetçik, Zeytindalı Harekatı kapsamında Afrin'e 3 ayrı bölgeden girmişti. Bornova Jandarma Komando Tugayı kuzey hattındaydı. Raco, Bülbül bölgesinde amansız mücadele sürdürüyordu. Mobil karargahta planlamalar yapıldı. Afrin hedefi önünde duran 1083 rakımlı Keltepe hedefteydi. Teröristlerden temizlenmesi gerekiyordu. Operasyon kararı alındı. Tabur komutanı bizi yanına çağırdı. 1083 rakımlı Keltepe'nin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmamız gerektiğini, Afrin'in giriş kapısı olduğunu, Afrin'e ilerleyebilmemizin oranın alınması gerektiğini bizlere söyledi. Emri verdi. Abdestimizi aldık, namazımızı kıldık. Bornova Jandarma Komando Tugayına bağlı 4 komando timi, 2 pöh timi intikale başladık. 1-1.5 sularında Keltepe'ye ulaştık. Keltepe'ye ulaştıktan sonra çepeçevre emniyetini aldık. 3 komando timi güney cephesinde, 1 komando timi güneydoğu cephesinde, 2 pöh timini de geri emniyetçi olarak bıraktık. Sabah saat 7.30 sularında, 7.30'da tünellerden çıkan bölücü terör örgütü mensupları ilk taciz ateşini açtı bize. Sıcak temas sağlandı. İlk taciz atışının ardından 1083 rakımlı tepede çatışmalar iyice şiddetlendi. 8-8.5 civarı aşırı sis çöktü. Yağış başladı. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Havada sis olduğundan dolayı karşı tünel girişlerini, teröristlerin mevzilerini göremiyorduk. Termal cihazlarla bakmaya çalışıyoruz biz. O sırada ilk termal cihazla görüntü alan arkadaşımız omuzundan yaralandı. Bir tane daha, bir tane daha. Komutanım. Ellerinde ağır silahlar var. 3 tane, 4 tane keskin nişancıları vardı. Ayağa kalkıp ayakta hareket edemiyorduk. Çatışma gittikçe şiddetleniyordu. Hiç hafiflemiyor. Sürekli şiddetleniyor. Bir şehit haberi geldikten sonra biz daha çok dikkatimizi o bölgeye verdik. Çanakkale ruhunu yaşıyorduk orada. Göğüs göğüse muharebe. Adam ya, teröristin konuşmaları bize geliyordu. Mesafe 50-60 metre. Mehmetçiğin önündeki en büyük engellerden biri kötü hava koşullarıydı. Görüş mesafesinin az oluşu terörist sızmalarına karşı önlemleri engelliyordu. Çatışma dediğim gibi kısa süreli bir çatışma değil. Hava sisli sızmaya girişimine gelen teröristleri bertaraf edebilmek için üzerimizdeki el bombalarını kullandık. Mühimmatları kullandık. Saat 10.30 sularında benim mevzimde bulunan biksici yan mevzimizin 10 metre önünde teröristi gördü. Ağacın arkasından sürünerek mevziye yaklaştı. El bombası atıyorlar bize. Saat 11 sıralarında mühimmat takviyesine ihtiyacımız vardı artık. Bilalköy'de bulunan Jandarma Komando Tugayına bağlı birlikler mühimmat takviyesine geldi. Daha sonra saat 2.30 sularında 2 tane atak helikopterimiz geldi. Tabii bunların hepsi telsizle konuşuluyor. İşte sırt hattından çekilmemiz gerektiğini, işte bizi ayırt edebilmek için sis kutularını atmamızı söylediler. Sis kutularını attık, teröristlerin bizden ayırt ettiler. Teröristlerin üzerine atak helikopterlerimiz ateş açınca sırt hattına çekilebildik biz. Sırt hattına çekildikten sonra manevra vaziyeti aldık. Şehit ve yaralılarımızı tahliye etmeye başladık. Çatışmalar 18-19 saat süren uzun bir çatışmaydı. Sabah 7.30'da başladı. Gece 11-12'ye doğru tepe düştü. Timimden bir uzman çavuşum şehit oldu. Diğer çıktığımız timden 4 arkadaş şehit oldu. Teröristlerden 70-75 tanesi ölü olarak ele geçirildi. Şehitler Ölmez Tepesi'nin alınmasından sonra Afrin'in kapıları açıldı. Afrin 18 Mart günü tamamen bizim kontrolümüz altına geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağan edin. Zeytindalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyordu. 18 saatlik süren çatışmanın ardından şehitlerimiz ve yaralılarımız vardı. İşte o çatışmalarda yaşanan bir kahramanlık hikayesi. Şehit Assubay Abdullah Taha Koç'un hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Komando! Ölmez! Ölmez!
Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Afrin yolunda bu şiiri okumuştu. Afrin'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz demiş, Türkiye'nin kalbine dokunmuştu. 57 gün süren Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçleri 52 şehit verdi. İşte o şehitlerimizden biri Assubay Abdullah Taha Koç. Afrin'e girip oraları temizleyip asıl sahiplerini teslim edeceğiz. İşte bu görüntülerin ardından birliğiyle birlikte Raco bölgesine giriş yaptı şehit Assubay. Kısa süre sonra da timiyle PKK-PYD'li teröristlerle mücadele için Suriye topraklarına girdi. Sınıra geçeceğimiz günden bir gün önce tekrar devre arkadaşlarımız olarak bir araya geldik. Bir arada muhabbetlerimiz, şakalarımız, konuşmalarımız yaşandı. Şehit devrem bana dadaşım diye seslenirdi zaten. Boynuma sarıldı. Hakkını helal et dedi bana. Yani sanki içine doğmuştu böyle bir şey. Mehmetçiğin Afrin ilerleyişinde önemli bir engel vardı. 1083 rakımlı Keltepe, Bornova Komando Tugay'ı aldığı görevle 4 timi Keltepe'ye yönlendirdi. Abdullah Taha Koç da o timlerden birinin unsur komutanıydı. Çatışma başladı. 18 saat sürdü. İlk önce şehit assubayın tim komutanı omuzu ve kolundan vurularak yaralandı. Çatışma devam ediyor. Zaten tim komutanımız yaralandı. İlk başta ilk yaralanan tim komutanımız olduğu için Abdullah Taha Koç komutanımız emir komutayı devraldı. Emir komutayı devraldıktan sonra zaten muhabereyi, test muhaberesi ondaydı yani. Gerek yönlendirme, gerek mevzular arası irtibat, destek silahlarının kullanımı. Zaten tim komutanı ve unsur komutanı olarak biz mevzular arası sürekli koordine sağlıyor ve sıçramayla mevziler arası irtibat sağlıyorduk. Yoğun çatışmanın arasında telsizden Assubay Abdullah Taha Koç'un sesi yükseldi. Tabur komutanına seslendi. Abdullah Assubay, telsizden tabur komutanımıza, komutanım bizi de vurun gerekirse ama onlar da burada ölsün dedikten sonra bir 30 saniye kadar telsiz muhaberesi kesildi. Sis bombalarının atılmasıyla askerler yerlerini belli etti. Korkulan olmadı ama çatışma tüm yoğunluğuyla devam ediyordu. İşte Abdullah komutan o çatışma esnasında bir mevziden diğerine geçerken vuruldu. Tim komutanı ve unsur komutanı olarak biz mevziler arası sürekli koordine sağlıyor ve sıçramayla mevziler arası irtibat sağlıyorduk. Abdullah Taha Koç komutanımız, o da mevziler arası sıçrama esnasında şehit olduğunu duydum. Telsizlerden konuşma yaptı. Bunu tüm Türkiye duymuştur. Komutanım, gerekirse bizi vurun, biz şehit olalım, yeter ki bu tepeyi vermeyelim diye bir konuşması geçmişti. Yani bu cümleyi kuran bir askerin nasıl bir mükemmel bir asker olduğunu, vatanına, milletine bağlı olan bir asker olduğunu bu sözlerle ortaya çıkarıyor. Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'nda onlarca kahramanı ev sahipliği yaptı. CNN Türk ekranlarında Afrin kahramanlarının yaşadıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerimizin Afrin'e doğru ilerleyişi sürerken terör örgütü PKK-PYD üyeleri ise askerimizi engellemek için olmadık yöntemlere başvuruyordu. Aslında bu yöntemler terör örgütünün karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Afrin'e giren birliklerin ilerleyişi sürerken çatışmalar da hız kesmeden devam ediyordu. Racud'un ileri harekatından sonra ikinci harekat olarak bölümle birlikte Çarkanlı Köyü'ne gittik. Çarkanlı Köyü'nü henüz girdiğimiz esnada teröristler köyün çıkışında bulunuyorlardı. Tekrar bize teröristler tarafından atış geldi. Terörist ateşine müteakip bizler direkt mevzilendik. Ateşin yerini tespit ettik. Öncelikle ateş bize nereden geliyor? Bunu tespit etmemize müteakip ateş üstünlüğünü ele geçirdik. Elimizde bulunan uzun menzilli silahlarla teröristlerin ateşine ateşle karşılık verdik ve terör unsurlarını susturduk. Daha sonra bölgeyi tespit ettiğimiz için topçu atışı istedik aynı bölgeye. Arkasından SİHA ve İHA'lar yardımıyla çevrenin tamamen terörist unsurlardan
hareketli terörist unsurlardan arınıp arınmadığını kontrol ettik. Bu şekilde daha sonra tekrar köyün aramasına devam ettik. Çatışmanın ardından teröristleri etkisiz hale getiren birlikler meskun mahallede arama tarama faaliyeti başlattı. Kısa bir süre sonra ise terör örgütünün karanlık yüzüyle karşılaştılar. Köyde bulunan bir okulun içine gittik. Okulun içinde işte çocukların oyuncaklarının içine EYP'ler yapılmış. Bir futbol topunun içine yine EYP, hani hiç dikkat etmezsiniz. Yine başka bir sınıfta tüple güçlendirilmiş başka bir EYP. Yine başka bir sınıfta odun sobasının içerisinde el bombalarıyla tuzaklanmış EYP şeklinde, EYP haline getirilmiş tuzaklamalar bulunuyordu. Tespit edilen bombalar, mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha timi METİ tarafından imha edildi. Meskun mahallede bu anlar yaşanırken arazide ise PKK-PYD'li teröristler Raja bölgesinde saldırı hazırlığındaydılar. Raja'nın 5 km çıkışında batıdaki bir dere yatağında 8 kişilik bir görüntü aldığı söylendi İHA'lar tarafından. Bizden tıkama görevi için bir zırhlı araç istediler, Kobra aracı istediler. Ben ağır ağır tıkama noktama geldim. Daha sonradan görüntü almış olduğumuz bölgeye termal cihazla silahçı arkadaşıma bakmasını söyledim. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika orada gözetleme yaptıktan sonra dere yatağında olmaları münasebetiyle aramızda bir tepe vardı. Tepeden dolayı kendilerini göremiyordum. Yani bu 8 kişilik görüntüyü göremiyordum. Ben 500 rakımdaydım. Onlar 650 rakımdalardı. Bizim bağlı birliklerimiz ve ÖS unsurları bana gelip kanca olduktan sonra kendilerinden bu konuda istişarede bulundum. Operasyonu yöneten komutanla görüşelim, teklifimizi yapalım. Uygun görürlerse onları görebileceğimiz, dere yatağını görebilecek bir noktaya yerleşelim gibi bir sonuca bağladık. Görüştük, komutanımıza şu koordinatta olursak daha net görebiliriz gibisinden belirttik. 15-20 dakikalık bir değerlendirmeden sonra bizi oraya yönlendirdiler. Tespit edilen teröristler eylem yapamadan etkisiz hale getirildi. Telsizden 8 kişilik görüntünün hareketlendiğini ve 4 kişilik gruplar halinde ikiye ayrıldıklarını söylediler. 4 kişinin de doğuya doğru ilerlediğini belirttiler. Haritama girdim. Bize yaklaşık olarak 650-700 metreydi. Silahçımı hemen yönlendirdim. 3 ila 5 istikametimize bakabilir misin dedim. 3 ila 5 istikametimizi kontrol ederken aradan 3 ila 5 dakika geçti geçmedi. 4 kişilik bir ıs kaynağı aldı. Hemen ateş etmesini söyledim arkadaşıma. Evet işte gördük. At. 10-15 dakika bölgeyi ateş altına aldık. Daha sonra hareket merkezine görüştük. Yukarıya kaçan bir terörist olduğunu söyledik. Biz o kaçan teröristin bu sefer peşine düşmek üzere eski tıkama noktama hareket ettik. Sabaha karşı hava aydınlanmaya yakın Atamanlı yolu üzerinden bir terörist başka unsurlarca yaralı vaziyette teslim alındı. Daha sonradan yine bize bağlı unsurlar ve ÖSO'larla beraber sabah TA faaliyetine dere yatağında girildi. TA faaliyetinin neticesinde iki tane ölü terörist olduğu bilgisi verildi bize. Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcısı, yanında bir tabip binbaşı ve sivil UMKE personeli Burak Tatar'la mevzideki askerlere sağlık hizmeti götürüyordu. Son mevziye doğru yola çıkmışlardı ama olmadı. Terör örgütü PKK-PYD'nin yola döşediği EYP infilak etti. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı. Sınırın sıfır noktasındalar. Afrin operasyonu başladı. Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri Afrin şehir merkezini 18 Mart'ta kontrol altına aldı. İlk iş olarak bölgede güvenlik noktaları oluşturuldu. Güvenlik güçleri hem yerleşim alanlarında hem de arazide tuzaklanan el yapımı patlayıcıları temizlemeye başladı.
Bornova Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay ve Tabip Binbaşı işte en uçta kurulan güvenlik noktalarında görev yapan askerler için yola çıkacaklardı. Hastalanan ve hastalanan çocuk timine ayrı kalmamak için Türkiye'de gelmiyor ve hatta hastayım da demiyor. Çünkü arkadaşlık dediğim gibi bizim kardeşliğimiz, silah kardeşliğimiz biraz daha farklı. Biz dedik Doktor Ozan'ın ayaklarını götürelim. Artı binbaşımız da çok fedakar bir binbaşımızmış. Bir poşet ilacı vardı onun. Dolaşıyorduk. Mevzi dolaşıyordu. Ben bu arada kendi görevime yönelik emniyet tedbirlerine bakıyordum. Mevziler düzgün mü? Yerleşmişler mi? Açık noktaları var mı? Askerler yola çıkacakları sırada 23 yaşındaki UMKE personeli Burak Tatar güvenlik noktalarındaki sağlık kontrolüne katılmak istediğini söyleyerek araca bindi. 1 Nisan günü yine Artu ilaç toplamış. Yine çıkalım dedik. UMKE'ci Allah rahmet eylesin çok fedakar, yalnız bir çocuktu. Çok sempatik, güler yüzlü, samimi bir çocuktu. O dedi ben de gelmek istiyorum dedi. Amirlerine iz alırsan arabada boş yer var dedim. Arabamız da zırhlıydı. Kestel İdirya bölgesinde bulunan son güvenlik noktasına doğru yola çıktıklarında PKK-PYD terör örgütünün yola döşediği el yapım patlayıcı infilak etti. Son bir nokta vardı. Oradaki bölümümüz de uzun süredir işte toprakta, çalıların arasında yaptıkları mevzilerde kalıyorlardı. Şartları biraz daha ağırdı. Ama hiçbir zaman bir şikayetleri, bir itirazları yoktu. Giderken akşam maç varmış, onu tartışıyorlardı. Vardı birdenbire büyük bir gürültüyle aracımız uçtu. Bilmiyorum kaç takla attı. Ben kendime gelmemle mayına aracın basması arasındaki süreyi hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldim, baktım ayaktayım. Şoförü gördüm solumda, o da ayaktaydı. Nereye gittiğimizi sordum ona. Mayına bastık olmam deyince, ki mayın çukuru da karşımdaydı, 5-10 metre karşımda. Doktorlarımızı çıkaralım dedim. Tam el attığım arabayı kanırtalım dedik çocukları çıkarmak için. Şoförüm dedi size emniyete alın konuları ben çıkarayım dedi. Şoförüm benden biraz daha yapılı bünye olarak. Tüfeği aldım ben baktım emniyet tedbiri almak için. Baktım bir emniyetle ilgili bir şey yok. Yardım edeyim dedim Oğuzhan uzmana. Elime attım da polis arkadaşlar da yan köydeymiş. Köyün müdürü, operasyon müdürü sağ olsun. Cengaver Bey. Onlar beni çektiler, biz hallederiz dediler. Çıkardılar iki çocuğu da. İlk yardım yaptılar. O arada UMKE aracı geldi, ambulans. Diğer ambulans geldi. Der helikopter de gelecek dediler. Bekleyin dediler. Uğraştılar orada çok. O hayat dolu çocuk şey yapamadılar, geri getiremediler. İtirazcısı! Omza! İyileri! Marş! Allah bize nasip etmedi şehitliği. O kardeşimize nasip etti. Yaşananların ardından Bornova Tugay Komutan Yardımcısı Albay'ın tedavisi hala devam ediyor. Göreve döneceği günü iple çekiyor. Ve tabii aileler bu zorlu süreçte eşlerin, çocukların yaşadıkları. Tabii onlar için de zor oldu. Çünkü hanımlarımız hem baba hem anne. Allah hepsine sağlık versin. Allah razı olsun hepsinden, hanımlarımızdan da çocuklarımızdan da. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında cephede en önde bulunan askerlerimizin hikayelerini getirdik ekranlarınıza. Görüşmek üzere.